Merhaba. Selamlar Okan, nasılsın? Ben çok iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Tabii hemen konuya gireceğim. Ne zaman HIV pozitif olduğunu öğrendin ve o anda neler hissettin? Bu benim için çok özel bir an aslında. Çünkü ben 1 Aralık'ta öğrendim. 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde HIV olduğumu öğrendim. O günü kısaca özetlemem gerekirse bir avukatın ofisini tasarlıyordum ve öğle arası hastaneye gidip sonucumu almam gerekiyordu. Ve o gün sonucumu aldım ve pozitif olduğumu öğrendim. O anki duygu durumum ve hislerim çok karmaşıktı ve aslında net bir sonuca ulaşmak istiyordum. Çünkü o sonucun çıkması için beklenen bir süre var. Bu şekilde sonucumu öğrendikten sonra o gün çok ağladım. Çok üzüldüm öncelikle. Ama benim için eksi bir şey değildi bu. Çünkü hayatıma bir şekilde devam etmem gerekiyordu. Yapmam gereken işlerim vardı. Derken hayatıma bir şekilde devam ettim diyebilirim. Peki ilk aşama ne oldu? O gün geçti. Ertesi gün ve sonrasında bir doktorla mı görüştün, psikologla mı görüştün? Nasıl ilerledi sonraki süreç? Yani ilk adımlar neydi? Şöyle söyleyeyim, bulunduğunuz ildeki genel olarak araştırma hastanelerine yönlendiriyorsunuz. Çünkü bu o hastanelerde daha detaylı tahliller yapıyorlar, sonuçları elde ediyorlar. Sonucumu aldıktan sonra araştırma hastanesine yönlendirildim ve araştırma hastanesinde çok fazla test yaptılar. Kan tahlillerine baktılar, akciğere baktılar, kemik değerlerine baktılar vesaire vesaire birçok sonuca baktılar. Ve bu süreç 3-4 hafta mı aldı? Sonuçların çıkması, sonuçların testlerin yapılması, tahlillerin olması derken. Yorucu bir süreç ama yıpratıcı bir süreç değil, öyle söyleyebilirim. İlk başta bir anda yani kendinde farklılık hani fiziken bir farklılık hissetmeye başladın mı? Hani yoksa tamam hiç normal hani testler yapılıyor ve herhangi bir böyle tedavi olsun başka bir şey başlamadı o anda mı? Şöyle fiziki olarak yorgunluk hissi oluyordu ve lenf bezlerinde şişlikler oluyordu. İşte koltuk altı lenf bezim şişti. Ama çok fazla bir şişlik yoktu açıkçası. O yüzden çok fark edilir derecede bir belirgin özellik yoktu, öyle söyleyebilirim. Ve gayet yani sağlıklı bir hayat sürülüyor. Doğru mu? Bu Kesinlikle. insanların hani korktuğu gibi benim bütün hayatım etkilenecek. Yani böyle büyük değişiklikler belki ilk başlarda duygusal olarak olabilir ama bu günde bir ilaçla bu kontrol altına tamamen alınabiliyor. Kesinlikle öyle. Doğru. Abartılacak ve büyütülecek bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. İnsanların abartıp ve büyüttüğünü düşünüyorum. Bu da bilgi eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz belki özel hayatına bilmiyorum gireyim mi? Hani aşk hayatın nasıl ya da özellikle partnerlerinle nasıl oldu bu durum? Bu durumu çoğu arkadaşımla konuştuğumda ya da doktorumla da konuştuğumda HIV testi yaptırdığımda negatif sonucunu alıyorum. Çünkü ilaç kullandığım için RNA değerlerim. Ben şu şekilde düşünüyorum. Evet, ben HIV pozitif bir bireyim ve hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Ne kadar yani nasıl negatif olsam da bunun bir önemi yok. Karşımdaki bireyin bunun bilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden ben hayatıma şu şekilde devam ettim. Hep şunu söylemişimdir. Çok pozitif bir insanım ve pozitifliğime bir pozitiflik katıp hayatıma devam ettim olarak düşündüm. Ama şu an bunu söylüyorum, bu üzülmediğim anlamına da gelmesin. Çok üzüldüm süreçte. Açıkladığımda partnerlerime örnek vereceğim. Bir tane partnerim, böyle yan yana oturuyoruz. Söylediğimde bayağı benden uzaklaştı, yani şöyle 2-3 metre kadar uzaklaşmıştı. O yüzden şu açıklamayı yapacağım. Nefesle, öpüşmeyle, tenin dokunmasıyla, lavabodan geçen bir şey değil. HIV cinsel yolla ve kan yoluyla geçen bir hastalık türü. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bilinmesi en temel gereken bir şeydir bu. Bu noktada da şunu önerebilirim. Tepkiler çok fazla oldu. Yani ben de çok ilk başlarda söylemesem mi söylesem mi? Şimdi kendimi de bildiğim için kesinlikle söylemelisin. O yüzden söylemediğim olmadı bu zamana kadar. Hiç olmadı hatta. O yüzden bu noktada ben mutluyum. Çünkü karşımdaki insanlar ona göre şekilleniyor. Bu noktada da tabii ki kırılıyorsunuz, yıpranıyorsunuz, üzülüyorsunuz ve yani bu da kolay bir süreç değil. Konuşmaya başlar başlamaz belli bir iki cümle söylendikten sonra bunu dile getiriyorum ve konuşmaya bu şekilde devam ediyorum. O yüzden ben de üzülmemiş oluyorum. Karşımdaki kişi de kararını söylemiş oluyor ve yola o şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Son soru olarak belki şunu sorabilirim. Mesela birisi geldi ve bana açıldı. Benim tepkim nasıl olmalı ve ne demeliyim sence? Çok basit bir cevap vereceğim. Empati yapmak gerekiyor. Yani ben hayatım boyunca karşımdaki insanları kırmamak adına düşünerek hareket ediyorum. Yani ben ne yaparsam karşımdaki insan kırılmaz, ne söylersem karşımdaki insan kırılmaz
deyip bu şekilde hareket etmek en doğru olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yani karşınızdaki kişiye normal bir şekilde hani geçmiş olsun dileklerinizi iletip konu üzerinde çok fazla durup çok fazla yargılayıp nasıl oldun, nasıl kaptın, işte böyle hafif hakaretler yapılmaması daha doğru olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi sadece empati.